Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizi 3. ders olarak çekeceğiz. Diğer 1 ve 2. dersimizi bu videonun sonuna atacağım. Linklerini oradan seyredebilirsiniz. Bu 3. dersimizde yine kondansatörleri inceleyeceğiz fakat burada sadece bozuk kondansatör ölçeceğiz. Bir iki tane de sağlam ölçeriz yine bilgi amaçlı. 4 tane bozuk kondansatörümüz var. Bir tanesi farad cinsinden, diğerler mikrofarad cinsinden. Nasıl bozuk olduklarını göreceğiz. Bozuk kondansatörler arasında bozukluğu zor anlaşılan bir kondansatörümüz de var. Onun da teknik kısmını size göstereceğim. Nasıl anlayabiliriz? Yani sağlam da zannedilebilir. Bazı kondansatörler tamamen sağlam görünebilir. Hani üzerinde bir şişme vardır. Ne bir yerinde bir erime, buralarında şişme veya patlak olmayabilir. O şekilde sadece ölçümle elinizde ya lecere metre, kapasitemetre de yoksa bu şekil kondansatör ölçümü olan özel ölçü aletleriyle ölçebilirsiniz fakat anlamanın da bazı yolları var. Ölçüm yaparken ekrana çok dikkat etmek gerekiyor. Şöyle başlayalım. Bakın şurada kondansatörün değeri 0.047 farad. Uzun sürmesi için buraya yazdım. 0.047 farad eşittir 47.000 mikro farad. Yapıyor. 0.047 farad eşittir 47 mili farad yapıyor. Bunu çevirdiğimiz zaman. Demek ki buradaki 0.047 faradı biz ölçtüğümüz zaman 100 mili farad kısmında 47 mili farad olarak bunu okumamız lazım. Şimdi hemen ölçümünü yapalım. Evet şöyle ölçümümüze başlayalım. Ölçeltimiz nano farad kısmında şu anda ekranımız nano farad'dan başlıyor. Ölçüme başladık. Mikro farad, mili farad, Bakın bize 26 25.65 25, 25 milifarad bir değer gösteriyor. Bu şekilde bozuk. Şöyle artı eksi bir yer değiştirdim. Proplarımı yer değiştirdim hemen. Daha iyi anlamanız için. Tekrar ölçümü başladık. Nanofarad, mikrofarad, milifarad. Yine gördüğünüz gibi 26 25'e falan düşecektir bu. Bakın yine 25 bu şekilde 25 milifarad olarak değerini veriyor. Yani kondansatörümüz bozuk. Dediğimiz gibi çok az aşağı ve yukarı oynama olabiliyor ölçtüğümüz zaman değerlerde. Fakat bu şekilde geçenki derste söylediğimiz gibi eğer çok fazla arada aşağı ve yukarı değer oynaması varsa zaten görüyorsunuz. Bu kondansatörünüzün bozuk olduğu anlamına geliyor. Kondansatörün değeri bu hale gelmiş şekilde. Şimdi bu kondansatörümüze geldik. Bakın kondansatörümüzü hemen şöyle bir diğerine bakıyorum. 16 volt, 220 mikrofarat. Ölçüyorum. Hemen mikrofarata geçtik. 342 mikrofarat. Proplarımı yer değiştirdim. Yine 342. Tekrar 340'a kadar indi. 340, 339. Yavaş yavaş bir düşüş de söz konusu. Halbuki o düşüşün olmaması lazım. Baktığımız zaman zaten bakın şu üzerindeki şu izolasyon kabının da yukarıdan bakın ayrılıp düştüğünü görüyorsunuz. Bu da bir bozuk olduğuna bir bizim için normalde görsel olarak baktığımız zaman bir ibaredir. İşte altta yanık, şişme, Bazen içerisinden kısa devreden çok aşırı ısınmadan dolayı kondansörün içerisinden sıvı da akabilir. buradan çıkabilir. Biraz sonra göreceğiz. Bu görmüş olduğunuz buradaki şekilin ortası böyle şişip ayrılmış olabilir gibi. Bu gibi bozuk olan bir kondansatörümüz bunu değerini gördük. Yukarıya ne kadar fazla bir değer almış. Yani 220 mikrofarad 340 mikrofarada çıkmış durumda. Diğer derste de söylediğimiz işte çok yukarıya ve çok aşağıya anormal bir durum olursa Anlayın ki kondansatörünüz bozuk dedik. Bu ölçüm şekline şimdi bakacağız. Bu da bize ekranda çok değişik bir durum gösterecek. Şöyle ki hemen bir ölçelim. Yani bozuk, sağlam arası bir değer göreceksiniz. Onu anlamanız için ekrana dikkat etmeniz gerekiyor. 400 volt, 5.2 mikrofarad. Şöyle artı eksi ölçüme başlayalım. Nanofarad, mikrofarad. Bakın 5.2 mikrofarad dedik. Fakat ekrana çok dikkat edin. 4.5, 4.4. Ekranda bir hareketlilik söz konusu. Bu da hiç normal değil. Yani ekranın değerinin, ekran değerinin sabit kalması gerekiyor. Devamı tuttuğunuz zaman belki 1, 2 aşağı düşebilir. Fakat ondan sonra bu şekil bir hadise olmaması lazım. E, sabit durmuş olsaydı 5.2. Bakın sabit durmuş olsaydı değer... Bakın 5'ten aşağıya doğru bir 5 göründü, kayboldu. 4.6 4.7. Eğer bu ekran e, çok sabit kalmış olsaydı işte böyle 5'lerde e, e, gibi buna sağlam diyebilirdik. Fakat burada bozukluğunu bize bakın ölçü aletinin vasıtasıyla kondansatör ölçüm kısmında zaten bariz bir şekilde gösteriyor. Ölçü aleti e, bunlar e, teknik meseleler. Yani her zaman böyle bozuk kondansatör göremeyebilirsiniz. Ve bakın zaten bu kondansatörümüzü demin söylediğim gibi bakın burada bir şişme. Bakın kondansatör buradan yukarıya doğru şişmiş ve patlayacak şekilde ayrılacak şekilde buradan gözümüzde de zaten görebiliyoruz. Bozukluğunu görsel olarak da görüyoruz. Bakın burada ısıdan dolayı bir yanıklık. Bakın burada dış kabının eridiğini bakın şuralardan açıldığını görebiliyoruz. Altında herhangi bir böyle çok görsel bir ibare yok ama bozuk olduğu görsel olarak da belli. Hem de ölçü aletiyle ölçtüğünüz zaman da bozukluğunu gösteriyor. Böyle eski bir kondansatörümüz var. 250 mikrofarad 16 volt. Bu kondansatörümüz eksisi ve artısı. Şöyle görsel baktığımızda herhangi bir patlak... Veyahut yanık bir şey göremiyoruz. Normal görünüyor. Hemen ölçü aletimizde bir ölçelim. Mikrofarad. Milifarad. Bakın milifarada geçti. Vermemesi gereken değer veriyor. Gördüğünüz gibi 250 mikrofarad. Milifarad değil. 250 mikrofarad. Burada MF olsaydı e yine bozuktu tabii ki değerine göre ama 250 mikrofarad. şöyle kurablarımı değiştireyim bir daha bakayım. Tekrar ölçelim. Nanofarad, mikrofarad, hemen milifarada geçti. 0 767 milifarad bir değer gösteriyor. 0 756. Bu da bu kondansatörün de bozuk olduğunu görüyoruz. Bir de şurada sağlam kondansatörümüz var. Burada 1000 mikrofarad 63 volt. 1000 mikrofarad 1 milifarad gösterecek bize. Ayrıca baştaki kondansatörümüze farad olarak baktık. 0.047 farad dedik. 1 farad da eşittir. 1000 milifarad yapıyor. Şöyle hemen ölçelim. Ana farad. Mikrofarad. 1000 mikrofarad dedik. 1 milifarat göstermesi lazım. Bakın 1.1 milifarat. Çünkü aşağı yukarı çok küçük bir oynama olabilir dedik kondansatörlerde. Propları yer değiştirdim. Bakın milifarata geçti. Mikrofarat cinsinden 1000 mikrofarat olduğu için bu değeri almadı. Hemen ölçü bunu çevirerek 1.1 milifarat olarak sağlam olarak bize değerini verdi. Yani bu kondansatörümüz sağlam. Hemen son olarak bir tane daha sağlam ölçelim. Sonra ölçtükten sonra değerine bakalım. Nanofarad, mikrofarad, 36 mikrofarad, 33 mikrofarad, 350 volt. Bu da sağlam. Burada milifarad ve millifarad dedik. Bu şekilde en baştaki videomuzda da bunu söylemiştim. Milli Farad diye yazılıyor. Bunu biz mili farad diye bu şekilde okuyoruz. Yani mili farad okuyoruz. Fakat telaffuz edilirken milli farad e, da denilebilir. Milli farad da denilir. Milli farad da denilir. Bu şekilde de okuyabilirsiniz. Yazılım şeklini bu şekilde görürsünüz. Telaffuz ederken de biz çoğunlukla tekleyi atıyoruz. Mili farad diyoruz. Bu şekil videolarımızın, derslerimizin devamı için lütfen kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayınız.